Ankara, Saruhanlı ve son 5 yıldan beri de endüstri mesleksel öğretmenlik yapıyorum. Cerrahpaşa Üniversitesi'nde derslere giriyorum. Geçtiğimiz ayda da yine Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans yaptım. Şirket yönetimi üzerine. Geçebilir miyim? 2003 yılından beri de Türkiye'nin şu anda en büyük sendikası olan Eğitimli Sen ve Memur Sen sendikasının üyeliğini yine son 5 yıldan beri de bu sendikalarında ilçe başkanlığı görevini yaptım. Sizler aktif siyaset yaparken bizler de sendikada hizmet ettik. Türkiye'nin normalleşmesi, demokratikleşmesi için. Ve bunlardan şu an için gururla anlattığım, şeref duyduğum, onur duyduğum birkaç olayı size anlatmak isterim. Bunlardan birincisi, kesintisiz eğitimin kaldırılıp 4+4'e geçirilmesinde sendika olarak, sendika başkanı olarak büyük çaba sarf ettik. Şükür ki başardık. Diğeri, şu an kamu kurumlarında serbest olan başörtüsü için ülke genelinde sendika olarak 10 milyon 300 bin imza topladık. Biz Akhisar'da da 10 binden fazla bu iş için, belki sizlerin de imzası vardı büyük ihtimalle, imza toplayıp başbakanımıza ilettik. Çok şükür ki şu an 3 kurum hariç bütün kamu kurumlarında hanım kardeşlerimiz başörtüsüyle görevlerini yapmaktadırlar. Geçtiğimiz haftalarda da bildiğiniz gibi meclisimize bayanlarımız başörtüsüyle gelip hizmetlerini yapmaktadırlar. Biz hanım kardeşlerimizi, sizleri siyasetin öznesi olarak görüyoruz. Sizleri siyasetin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şu an bildiğiniz gibi toplumun yarısı, yani kadınlar siyasete olmadıktan sonra bu işler olmuyor. Kadınların sorunları çözülmeden ilçemiz ve ülke sorunları çözülmüyor. Bunları biliyorsunuz. Bu inanç ve samimiyetle sizlerle birlikte çalışmak isteyen, sizlerle birlikte Akhisar'a hizmet etmek isteyen bir kardeşinizim. Sizler takip ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla kar demeden, kış demeden, yağmur demeden kapı kapı dolaşıp AK Parti'nin bugünlere gelmesini sağlayan, sahada çalışan askerlersiniz. Sizler yeri geldi biliyorum. Eşinizi, yeri geldi çocuğunuzu bıraktınız. Yeri geldi çocuğunuzu evde annenizi, anneniz yoksa yalnız bıraktınız. Yani bugünlere gelmek sizler için de, bizler için de gerçekten kolay olmadı. Çok şükür olsun ki bugünlere geldiğimiz şu günlerde Türkiye normalleşmeye, demokrasi yavaş yavaş oturmaya başladı. İnşallah daha da iyi olacağına biz inanıyoruz. Yani sizler ki nerede olursa olsun, yani şunu söylemek istiyorum, kadının olmadığı yerde ki işler muhakkak eksiktir. Öyle işler var ki, öyle branşlar var ki sadece o branşlarda, o sektörde bayanlar çalışıyor. Çok dikkatli oldukları için. Yani biz siyasetimizi dikkat eden, dikkatli olan, çalışan bayan kardeşlerimiz yapmak istiyoruz. Zaten sizler bu konuda tecrübelisiniz. Yani bu tecrübelerinizle inşallah Allah nasip ederse bizler de başkan adayı olursak bunları birleştirip el ele verip omuz omuza tekrar Akhisar'ımızı 3. dönem ustalık dönemi diyeceğimiz belediye başkanlığını biz almak isteriz. Tabii hakkımızda hayırlısı. Bunlara yönelik ne gibi projeler var şimdi tabii baktık şey yapıyoruz ama bence inceleyeceğiz bunları. Kadınlara yönelik projelerimiz var evet. Mı? Meclis üyeliği ama konusunda kadınlardan benim kendi ekibimi bunu kastederek demiyorum. Yanlış anlamayın. Hani kadınlardan kaç kişi alacaksınız? Kadınları hani bu kadar değer verin, bu kadar kadınlara siyaset ediyorum. Başkanım, evet, şimdi başkanımın güzel sorusuna gelmeden birkaç şunu daha söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Şimdi bizler kadını siyaset için değil, kadınlarla siyaset yapmak istiyoruz. Kadınlarımızı pasif değil, aktif bir halde siyaset yapmasını istiyoruz. Biz bu siyaseti beraber yapmak istiyoruz. Yani şu birliktelik, şu beraberlik
Türkiye'de hiçbir siyasi partide yok. Şu birliktelik, şu beraberlik Akhisar'da diğer parti hiçbirinde yok. Yani bu yüzden biz Rabbimize hamd ediyoruz, Rabbimize şükür ediyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu kılık kıyafetten dolayı, serbest kıyafetten dolayı şu an Akhisar mahkemelerinde yargılanan bir kardeşimizin serbest kıyafet istediğim için ya bu da benim için bir şeref, bir onur. Neden? Savunduğum bir davadan dolayı yargılanmak ve bu davanın sonucunda da bu güzel bir şekilde sonuçlanması benim için gurur verici bir şey. Yani sözlerimi bu şekilde tanımaktan sonra el broşürlerini de göreceği gibi konumuz da oraya gelecek. Başkanımız da sorduğu şekilde biz işinizde başkanımın başkanlığında yapacağınız istişarelerle kendine güvenen arkadaşlarımızdan başlayarak şu an önümüzdeki dönem büyük ihtimalle 3 tane belediye başkan yardımcılığı kadrosu var. Ben bunun bir tanesini sizlerden birini yapma görmek isterim. 3 belediye başkan yardımcılığı kadrosu için içinizden kendine güvenen, ben çalışırım diyen varsa yapacağınız istişareyle, yapacağınız görüşmelerle ben hazırım diyen varsa ben o arkadaşımı belediye başkan yardımcı olarak yanımda görmek isterim. Bu birinci teklifimiz. İkinci teklifimiz yine olmazsa olmazımız, yine işinizden seçeceğiniz el broşürlerinde zaten baktığınız zaman değerli hanım kardeşlerimiz, ilk başta bayanlar için diye başladık biz. Ondan sonra engelliler de devam ettik. Yani buradan da Rıza Bahar kardeşinizin bayanlarla ilgili neler yapacağı, neler düşündüğü inşallah bir belgedir bu. Siz de bu konuda bizimle ilgili düşünceniz oluşmuştur diye düşünüyoruz. Dedim ya, ilk önce düşüncemiz içinizden belediye başkanımızı, bir tane bayan. Yine işlerin içinizden seçeceğiniz, kendisine güvenen belediye meclis üyeliği. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz sizlerle çok güzel Akhisar'ı yöneteceğimize, Akhisar'ı tekrar kazanacağımıza adımız gibi eminiz. Çünkü yıllardan beri Akhisar'dasınız, bizim gibi biz de Akhisarlıyız. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Hatta sınıf arkadaşımız da şu an içinizde. Yani aynı dönemde okuduğumuz arkadaşımız da burada. Aynı mahalleden, aynı okulda. O yüzden ayrımız gayrımız yok.